Dursun YouTube kanalından herkese selamlar. Gündemde ne var, ne yok? Yine sizler için hazırladım, e, araştırdım, bilgiler edindim. Hepsini tek tek aktaracağım şimdi sizlere. Biliyorsunuz ki e, TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da bir toplantısı vardı. Ana başlık yabancı sınırı. Hepiniz yabancı sınırından şikayetçisiniz zaten. Onunla ilgili neler olduğunu aktaracağım. E, Galatasaray'da Alman Yardım Kuruluşu Stelple yapılan bir yardım anlaşması vardı. Bugün onu yerinden takip ettik. E, Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek çok güzel açıklamalarda bulundu. Alman ekibi şu tutkart ile deprem bölgesine yardım için bir hazırlık karşılaşması olacağını söyledi. Tüm gelirleri tabii ki de deprem aktarılacak. Onun yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı konuşmayı da açıkladı. Ne olursa olsun Takım fark etmez sizin orada birilerini bul üstüne Hatay spor forması giydir ve biz bir maç yapalım oradaki insanlara motive olsun şeklinde konuştuğunu da aktardı. Ben oradaki kişilerden biri olarak Dursun Özbey'in açıklamalarını bizzat yakından takip eden şunu söyleyebilirim. Başkan Özbey'in gözleri doldu konuşma esnasında yani gözleri dolu doluydu. Yani çok duygulandı konuşma esnasında Galatasaray'ın depremin ilk zamanından beri yaptığı yardımları... Hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben tekrardan başta Dursun Özbek ve Erdem Timur olmak üzere tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim. Tabi Dursun Özbey'in açıklamaları yaptığı esnada kulüpler birliğiyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki toplantısı da başladı. Tam 5 saat sürdü. 7'de bitti toplantı. Peki orada neler konuşuldu? Dediğim gibi ana başlık yabancı sınırı. Peki kulüpler orada yabancı sınır için nasıl bir görüş aktardı? Öncelikle şunu söyleyeyim bir kısım yabancı sınırının tamamıyla kaldırılmasını istedi. Bir kısım yabancı sınırına hiç ellenmemesini istedi ve bir kısım da yabancı sınırı aynı kalsın ama bunda bir oynama yapalım, bunu bir değiştirelim, sağdaki oyuncuları değiştirelim. Yani 11 yabancı olsun sağda ya da 10 yabancı olsun şeklinde görüş bildirildi. Çünkü biliyorsunuz futbolda hatta Süper Lig'de diyeyim ben size en büyük problemlerden bir tanesi teknik direktör oyuncu değiştirecek. Aman abi yerli çıkıyor yerli değiştirmem lazım. Kaç oyuncum var sahada? 8 oyuncum var yabancı. Yabancı alamam oyuna Türk almalıyım. Adam stoper çıkartıyor, forvet sokuyor, forvet çıkartıyor, kanat sokuyor. Yani teknik direktörler tamamıyla kendi oyun anlayışını sahaya süremiyor bunun yüzünden. Peki ne karar çıktı bu toplantıdan? Bir açıklama yapılmadı ama ben size şunu söyleyeyim. Alınan karar şu şekilde yabancı sınırı genişletiliyor. Şu şekilde genişletiliyor. Sağda oynayacak yabancı sayısı. Yani 11 yabancı sahaya sürülebilecek. Belki bu 10 olabilir ama benim duyduğum kadarıyla 11 yabancı sahaya sürülebilecek artık. Ama yabancı kuralı gene aynı şekilde kalacak. Yani 8 artı 6 değil 14 yabancı şeklinde olacak. Sağdaki yabancı sayısı değişecek. E tabi bunun tabi ekstra maddeleri de olacak. Benim size aktarmak istediğim en önemli konu buydu. Yani sahadaki yabancı serbest kalacak artık arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde zaten bu konuyla ilgili resmi açıklama yaptığında tüm detaylarıyla tek tek görebilirsiniz. Ama öğrenmeniz gereken ana maddeyi sizlere aktardım. Juan Mata'ya Galatasaray Kulübü'nden yardımcılık teklifi yapılacağı konuşuluyor. Bunu zaten önceki videolarımızda aktarmıştım ama Juan Mata'nın yardımcılığı için Galatasaray'ın en büyük rakibi İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu Juan Mata'ya federasyonda görev vermek istiyor. Bakalım Juan Mata gelecek sezon Galatasaray'da mı devam edecek antrenör olarak, Okan Buruk'un yardımcısı olarak yoksa İspanya Futbol Federasyonu'nda görevimi mi alacak? Yani bana kalırsa %51'lik kısım İspanya Futbol Federasyonu gibi gözüküyor. Ama belli olmaz. Juan Mata şimdi e, der ki ben antrenör olarak bir başlangıç yapmak istiyorum kariyerime. Ama şimdi siz de bakıyorsunuz o FIFA tarafından yapılan akil insanlar toplantısında bile Juan Mata'yı gördüğünüzde abi adamda tam bir iş adamı profili var yani anladınız mı? Hani bana kalırsa ben Juan Mata'nın yöneticilik kısmında daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama teknik adamlık kısmında bakalım hani tercih yapmak kendisinin zaten Gelelim gündemin en önemli başlıklarından birine. Mauro Icardi. Ee, Dursun Başkan'a toplantıda Mauro Icardi ile bir soru soruldu ancak e, Dursun Başkan gündem bir şey oldu mu onun dışında soruların sorulmasını doğal olarak istemiyor. Hele ki konu deprem ve depremzedelerse. O yüzden Icardi konusunu başka toplantılarda konuşuruz şeklinde erteledi Sayın Dursun Özbek. Ama yabancı basında çıkan haberler şu yönde. Paris Saint Germain'in Mauro Icardi için 10 milyon euroluk bir bon servis bedeli belirlediği. Zaten konuştuğumuzda hep söylemiştik. 8-10 milyon euro civarı bir bon servis bedeli Mauro Icardi için makul ve Paris Saint Germain'in isteyeceği bedeldi. de budur. Yani baktığınız zaman zaten Paris Saint Germain parayla ilgisi olan bir kulüp değil. Yani oyuncu aldığı zaman her zaman yüksek bon servislerle alıyor ama sattığı oyunculara baktığınız zaman öyle ağam şam yüksek bedellerle bir oyuncu satmadığını görürsünüz Paris Saint Germain'in. O yüzden servislik bir problem olacağını düşünmüyorum. Galatasaray taksitler halinde 10 milyon euroyu ödeyebilir. E, maaş konusunda Icardi ile görüşmeler olacak. E, Icardi'nin maaşında indirime gitmesi istenecek. Icardi şu anda Galatasaray'da olmaktan çok çok mutlu. Ama sezon sonu geldiği zaman durumlara bir bakacak. Çünkü kendisine İtalya'dan da ilgiler var. Kendisinin İtalya'yı çok sevdiğini de biliyoruz. Ama şu anda Galatasaray camiasının ve Galatasaray taraftarının sevgisi kendisini etkiledi sezon sonu Icardi kararını verecek. İtalya mı Galatasaray mı? Ama ben şu anda son duruma baktığımız zaman gene bir oran vermek istersek %51 Galatasaray'ın önde olduğunu görüyorum. Çünkü Vanda Nara da yavaş yavaş ısındı Galatasaray'a. E, Van Danara mutlu, Icardi mutlu. Şu anda olumsuz bir durum yok. Sezon sonu Galatasaray yönetimi hem Icardi ile hem de Paris Saint Germain kulübüyle masaya oturacak. Umarım bu iş hayırlı bir şekilde sonu erer. Kaleci transferi en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Şimdi yabancı sınırının aynı kalıp sağdaki yabancı sayısının değişeceğini söylediğimiz için artık bu konuyu rahat rahat açabilirim. Uğurcan Çakır, ee, Uğurcan Çakırla alakalı ben Galatasaray yönetiminin sezon sonunda çok ciddi girişimler olacağını düşünüyorum. Para artı takas şeklinde bir e, teklif yapılacaktır. Ama Trabzonspor'un bekleyeceği bedel yaklaşık 7-8 milyon euro civarı olur. Mustera'dan sonra Uğurcan Çakır tamamıyla güven verir ki ben artık e, Uğurcan Çakır'ın kariyerinde bir değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. Uğurcan Çakırı çok da beğeniyorum. Mustera sonrası güven verecek bir isim söyleyin deseniz ben aslında Uğurcan Çakır derim yani. İneki Peña da konuşuluyordu biliyorsunuz ama İneki Peña Barcelona ile sözleşme uzattı ve e, orada kural gereği bir e, fesih bedeli koyulması gerekiyor. 400 milyon Euro'lukta bir fesih bedeli koyuldu. Artık İneki Peña belli bir süre bir 2-3 yıl hayal oldu diyebiliriz. Zaten ondan sonra Ter Stegen bırakır kaleyi yavaş yavaş. Inaki Penya, Barcelona'nın kalesine geçer. Livakovic'i de soruyordunuz. Livakovic Villarreal'e gitti gidiyor. Şu anda son pürüzler halledilmeye çalışılıyor kulübüyle Villarreal e arasında. Ee, hayırlı olsun diyebilir miyiz? Yüksek ihtimalle diyebiliriz. Livakovic Villarreal'le anlaştı. Fenerbahçe'nin anlaştığı şeklinde haberler çıktı. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Fenerbahçe ile Livakovic arasında böyle bir e, gündem yok. Livakovic Villarreal'e gidecek. Hadi diyelim ki düşük ihtimal gerçekleşti. Livakovic Villarreal'e transfer olmadı. Ben gene Fenerbahçe ile alakalı bir e, gelişme olacağını düşünmüyorum. Kendisine Avrupa'nın önünde gelen ekiplerinden teklif var. Dünya Kupası performansı sonrası birçok ekibin gözdesi oldu. Galatasaray'la da ismi anılıyordu zaten biliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Livakovic Villarreal'e %90 sözleşme imzalayacak. Bu şekilde gündemimizi tamamlayabiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara beğeni ve yorum atarak da kanala destek olabilirsiniz. Instagram'da Galatasaray Gelişmeleri sayfasında, e, o sayfa da bana ait. Galatasaray'da ne var ne yok hepsini tek tek paylaşıyorum. Oradan da bana destek olabilirsiniz. E, forma çekilişiyle alakalı geçen gün e, söylemiştim. Şu anda stok yok ama ben artık pazartesi açıklayacağım. Olmadı. Forma bulamadık diyelim. Şu anda futbolcuların koleksiyonu var. Özel üretim formalar işte Zaniolo, Icardi, Abdülkerim Bardakçı. Hepsini ayrı ayrı yapılan. Ee, çekilişi kazanan kişi onlardan bir tanesini seçer. Onlardan bir tanesini alıp imzalatırız. Ee, dediğim gibi stoklar şu anda yok. O yüzden bir süredir bekliyordum ama artık beklemenin anlamı yok. Pazartesi günü bu çekilişi açıklayalım. Onun için de kanala abone olup videoyu beğenip yorum bırakmanız yeterli. Görüşmek üzere hoşçakalın.